AFAD'dan edinilen bilgiye göre Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde 3.9, 4.5 ve 3.7 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. TV48 ekibi depreme ne kadar hazırlıklısınız diye vatandaşlara sordular. Olası bir depreme hazırlıklı mısınız? Vallahi hazırlıklı değiliz. Ben Üsküdar'da yaşıyorum. Evimiz ön görünüm. Ama ön görünüm olduğu için inşaat yapamıyoruz. Bekliyoruz, belediyeden bir şeyler bekliyoruz işte. Onlar fırsat verirse kendimiz yapacağız. Vermezse kentsel dönüşüme girecek. Bekliyoruz bakalım. Şu anda değilim. Niye? Ne bileyim. Buraya deprem olmaz ya. Olmaz buraya. Bir deprem ikincisi. Hayat geçiyor. Muğla Bilas arasında. İkincisi. Geçiyor da yalnız şöyle bir şey. Bizim evler hani şeyi göre güvençliyiz o yönden. İki kat, bir tane çok katlı olmadığından. Ondan herhangi bir hazırlığımız yok. Şimdi var deyip de yalan atmanın hiçbir anlamı yok Ramazan günde. Hazırlı değiliz. Nasıl değiliz? Yani şeyleri almadık, önlemleri almadık. Ne gibi önlemler alınmalı? Ne gibi önlemler alınmalı? Şey, duvarlarımızı depreme dayanıklı yapmalıyız. Değil maalesef bizimkiler. Onun gibi. Şu anda hazırlıklı değiliz. Çünkü belediye hazırlıklı değil ki biz nasıl hazırlıklı olalım? Bir yerde iki kat, bir yerde üç kat, bir yerde altı kat. Deprem fayının olduğu bölgeler iki kat olması gereken yerler. Şimdi 5-6 kat bina yapıyorlar. Devlet hazırlık değil, belediye hazır değil, biz hazır değiliz. Hazırlıklıyız bence. Tüm şehir hazırlıklıyız. Çünkü bekleniyor bu bölgede. Ama herkesin evinde tam bir hazır olduğunu düşünmüyorum yani. Yani çantamız falan hazır yani. Böyle düdük falan asılı evlerimizde. Çünkü şu yeni depremden dolayı bayağı hazırlandık hepimiz. Bekliyoruz yani, hazırlıklıyız da. Değiliz. Niye? Biz Türkiye olarak değiliz, hazır değiliz. Bunu zamanında Gölcük depreminde de gördük. Şimdi Maraş depreminde yine gördük hazırlıklı olmadığımızı. Benim görüşüm zaten hani 52 bin küsür ölü değil de daha fazla ölümümüz var gibi geliyor bana çünkü.